Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsveç. Kendimizi terör örgütü PKK'nın İsveç'teki faaliyetlerini önlemeye adayacağız. İsveç Savunma Bakanı Paul Johnson, ülkesinin uluslararası terörizme karşı Türkiye ile birlikte mücadele edeceğini belirterek, kendimizi terör örgütü PKK'nın İsveç'teki faaliyetlerini önlemeye adayacağız. Bu hem bizim güvenliğimiz hem de Türkiye'nin güvenliği için önemlidir ifadesini kullandı. Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada Johnson, Litvanya'da düzenlenen NATO zirvesinde Türkiye, İsveç ve NATO arasında varılan uzlaşıyı ve Türkiye'nin İsveç'in NATO katılım protokolünü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk etme kararını değerlendirdi. Johnson, Türkiye ile uluslararası terörizme karşı beraber mücadele edeceğiz. Kendimizi terör örgütü PKK'nın İsveç'teki faaliyetlerini önlemeye adayacağız. Bu hem bizim güvenliğimiz hem de Türkiye'nin güvenliği için önemlidir ifadelerine yer verdi. Gazetecinin Vilnius'taki toplantıda Türkiye ile varılan uzlaşı sonucunda İsveç, YPG, PYD'yi ve FETÖ'yü terör örgütü olarak mı görüyor sorusuna Johnson, buna net cevap veremem. Zira toplantıda ben yoktum. Adalet Bakanı Gunnar Stromer vardı yanıtını verdi. Johnson, hangi terör gruplarıyla mücadele edileceği konusunun Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın imzaladığı üçlü muhtırada da yer aldığını kaydetti. Türkiye, İsveç ve NATO'nun Vilnius'taki üçlü görüşmesi sonrası yapılan yazılı açıklamada yer alan, İsveç, YPG, PYD ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek vermeyeceğini yineler ifadesi de İsveç'in bu konudaki taahhüdünü ortaya koyuyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.